Bildiğiniz gibi bugün insan hakları savunucularının, kayıp yakınlarının Galatasaray meydanına çıkışının 30. yılı, aynı zamanda 1000. hafta. Bu 1000 haftada cumartesi insanları gözaltılarla, işkenceye varan muamelelerle, tehditlerle baş etmek zorunda kaldı ama hiçbir zaman geri adım atmadılar. Bu cesaretleri tüm Türkiye toplumsal muhalefetine örnek olması gerekiyor. Motivasyon kaynağı olması gerekiyor. Biz buradan, Diyarbakır'dan cumartesi annelerine mücadelelerini selamladığımızı, onlarla dayanışma içinde olduğumuzu, aynı talep için her hafta bir araya geldiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Aynı derin acı ve aynı ısrarla 1000 hafta. Bugün burada 1000 kez aynı derin acı ve aynı ısrarla bir araya geliyoruz. 1000 hafta yani 7000 gün, 229 ay yani arayışla geçen bir ömür. Biz cumartesi anneleri insanlarıyız. Anneyiz, babayız, eşiz, kardeşiz, evladız, yeğeniz, torunuz yani sizler gibiyiz. Ama aslında bir farkımız var sizden. Bizim kalbimizde aynı derin yara sızlıyor. Sevdiklerimizin mezarlarına bile sahip olamamanın tarifsiz acısı. Devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan sevdiklerimizden bir daha haber alamadık. Ya aylar uzun yıllar sonra kimliği meçhul kişi olarak gizlice gömdükleri kimsesizler mezarlığında ağır işkence izleri taşıyan bedenlerine ulaştık ya da hiçbir iz bulamadık. Onlardan geriye sadece isimleri ve kucaklarımızdaki fotoğraflar kaldı. Gözaltında kaybedilen sevdiklerimize dokunamıyoruz ama her cumartesi onların resimlerini gururla taşıyoruz. Mezarlarına çiçek koyamıyoruz ama her cumartesi onlar için Galatasaray Meydanı'nda bir karanfil bırakıyoruz. Bu gelenek kuşaktan kuşağa aktarılarak sürüp gidecek. Galatasaray Meydanı'na bakan her göz, her meydandaki her taş devletin bu büyük utancını ve cumartesi annelerin direncinin tanığıdır. 1000 haftamızda kamuoyunun karşısına tek bir taleple çıkıyoruz. Kayıplarımızı istiyoruz. Yıldır. Olay tarihi 18 Mayıs 1994. Olay yeri Kulp, Diyarbakır. Ailenin anlatım ve beyanlarına göre 18 Mayıs 1994 tarihinde Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Turalı Köyü Çaylarbaşı mezrasına askerlerle korucular tank ve pazarlarla eşliğinde baskın düzenlediler. Sabah saat 8.30 sıralarında yapılan baskında tüm mezra halkını okul meydanında topladıktan sonra evleri ve ahırları içinde bulunan hayvanları çıkarmadan ateşe verdiler. Daha sonra Seyitan Yolur, Servet İpek, İkrem İpek, Abdülkerim Yolur, Sait Yolur ve Mehmet Nuri Yolur'u toplam 6 kişi aynı araca bindirip Lice ilçesine doğru götürdüler. Gözaltına alınanlardan Abdülkerim, Sait ve Mehmet Nuri Yolur jandarmaya götürüldüklerini, geceyi nezarethanede geçirdiklerini, ertesi sabah serbest bırakıldıklarını söylediler. Askerlere diğer 3 kişiyi sorduklarında onları akşam yatılı bölge okulundaki askeri birliğe götürdüklerini söylediler. Aldığımız bu haber üzerine serbest bırakılan kişilerle görüştükten sonra Seyitan, Servet ve İkram'ın akıbetlerini öğrenmek için ertesi gün Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'na yazılı müracaat ettik. Ancak sözlü olarak bize böyle bir operasyonu yapmadık ve kimseyi de gözaltına almadık dediler. Aldığımız bilgiye göre o sıralarda bölgede operasyon yapan Bolu Tugayı'na bağlı askerler Seyitan, Servet ve İkram'ı gözaltına alan askeri birlik olduğunu tespit ettik. Yaptığımız tüm müracaatlardan bir sonuç alamadık. Jandarma Genel Komutanlığı dahil birçok girişimlerimiz oldu ancak sonuç alamadık. O günden sonra İkram İpek, Servet İpek ve Seyitan Yolur'dan bir daha haber alamadık. Tamam, bir şey olmaz, bir şey olmaz, zorlama kendini. Otursam da... Beşik abi, hadi derken sen külme. Derken, adım görünüyor ya. Müzakla alıyor. Evet, estağfurullah. Nasıl istiyorsan yapayım aslında. Bin haftadır haykırıyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz.
Osman Karabe diyorum ki bozuldu. Osman diyor bırak bırak önüne geç. Bu soylu, bu onurlu mücadelesi sürekli baltalandı. Yerler, aile, onlar suç işlememişler çocuklarının. Kemiklerini arıyorlar, mezar yerleri. Ne yazık ki alanlar onlara dar edildi, sokağa çıkamadılar. Ülkemize ne oluyor? Olumsuz etkiler yapıyor. Halkın üzerinde de dünyada hak, hukuk, adalet yoksa itibar o zaman düşer. Eğitim, sağlık sorunları varsa eğitim o zaman düşer. Yani itibar gösterişle, şatafatla, israfla, yolsuzlukla olmaz. Şube yöneticimiz Atiye Okay'ın da dediği gibi çok haklı, direngen, inatla, ısrarla süren bir direnişle bininci haftaya kadar mücadelelerini sürdürdüler. Türkiye'nin yakın siyasi tarihi aslında cumartesi annelerinin mücadelesi üzerinden okunabilir. Kayıp tarihçesi, Türkiye'nin kayıp tarihçesi cumartesi annelerinin mücadelesi üzerinden okunabilir. Cumartesi anneleri 27 Mayıs 1995'teki ilk oturma eyleminden bugüne kadar aynı haklı taleplerini, aynı hakikat ve adalet taleplerini bugüne kadar sürdürdüler. Bu ısrarlı, haklı, inatçı mücadelelerinden bir an olsun vazgeçmediler. Ve mücadeleleri kimi zaman yargılamalara da konu oldu. 2009 Ergenekon yargılamalarıyla başlayan JITEM davalarında bütün kayıp tarihçesini ifşa ettiler. Bütün mücadelelerinin özünü orada bulundurdular. Ve aslında o failleri yargılamaların önünde mahkum ettiler. Her ne kadar o dosyalar bir bir kapatılmış olsa da iğneyle kuyu kaza kaza mücadelelerini aslında özetlediler o davalarda. Hainler bulunsun, failler yargılansın. Onlar bizim en sevdiğimizdi. Bin haftadır hiç dinmeyen bir ağrıyla ve aynı zamanda hiç bitmeyen bir umutla devletin alıp götürdüğü sevdiklerimizi istiyoruz. Bininci haftamızda bir kez daha ilan ediyoruz. Sevdiklerimizi bulana kadar onları aramaktan vazgeçmiyoruz. 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 Benim annem salı günü ya hüzün ya tüm. Benim annem bir çarşamba sonu. Benim annem pazartesi birlikte bir çay tanesi. Benim annem salı günü ya hüzün. Kayıp yakınlarının mücadelesi yönünde saygıyla eğiliyorum. Bizler bu ülkenin mağdurlarıyız. Bizler bu ülkede yargısız infazlara kurban edilmiş aileleriz. Bizler bu ülkenin aslında adaletinin mağdurlarıyız. Düşünün ki bir ülkede katiller beraat ediyor. Ama mağdurlar yargılanabiliyor. Bu da
ülkenin adaletinin şu anda hangi aşamada olduğunu gösteriyor. Ben Abdullah Canan'ın oğlu Tayyip Canan olarak diyorum ki benim babamı katledenler Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Raporu Komisyonu'nda isimleri bellidir. Mahkeme tutanaklarında bellidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde isimleri bellidir. Ben katillere şurada yine sesleniyorum. Diyorum ki sizler katilsiniz. Yüksek Yuva çetesi içerisinde yer alan herkes katil ve yandaştır. Bizler bu ülkede edilenlerin ardılları olarak kaybedilenler gibi bu ülkede demokrasi, barış ve kardeşlik istedik. Kayıplarımız onu istedi. Biz de ardılları olarak bunu istiyoruz. Bir ülkede eğer adalet mağdurları yargılıyorsa o da düşündürücüdür. Düşünün ki Abdullah Canan dosyasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı aynen şöyledir. Diyor ki yerel mahkemenin vermiş olduğu karar gülünçtür. Bizler ilk kaybımız Sabahattin Ali'den son kaybımıza kadar tüm kayıplarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyor. Onların düşüncelerini ve hayal ettikleri barış, demokrasi, kardeşlik sevdalarının birer sahibiyiz ve bundan sonra yine onların hayalleri olan bu ülkede barışın birer temsilcisi olmaya adayız. Aynı zamanda Kürt sorununun demokratik yollara çözülmesi yerine güvenlikçi politikalara tercih edilmesi sonucu yaşamını yitiren değerli halkımızdan bir bütün olarak burada bu hukuksuzluğa karşı çıkmak, faillerin tespitiyle yargılanması açısından tekrar da burada bulunuyor. Faillerin yargılanıp, tespit edip yargılanması için burada bulunuyoruz. Tanış ve arkadaşı Ebu Bekir Deniz, Silopi ilçe jandarma komutanına çağırılıp, ondan sonra kendilerinden bir haber alınamadı. Her ne kadar kamuoyunda faili meçhul cinayetler olarak adlandırılmışsa da, ne yazık ki Kürdistan coğrafyasında yaşanan bütün cinayetlerin failleri meşhur olan kişilerdir. Ve bu meşhur olan kişiler ne yazık ki bir dokunulmazlık zırhıyla korunmaktadır. Ve failleri meşhur olmasına rağmen, belli olmasına rağmen bir türlü cezalandırılmıyor, bir türlü yasa herhangi bir hukuki işlem haklarında yapılmıyor. Bravo on takdiye. Abdiye niye mazgın Celal Acer. Notu tüye hatıcı maliyedir hıttın tablu hadala kiviyici gün kirin nam makbariyede şehit kirin. Be suç be sebep insanı ki sefil bu. Kavese zarokatı kaçku kur kivi ha bu. Ali tiji ata acer avcı birin çuj hata feçu kuharı kerboran mala kuramya kadrayı da gırtın. Devlete tablu hakkari fa çete fa اوجی شهید کردن کرنا بنی ثابورا کر بورا ثبلو جلا و شکاله کرنا هیتو نکا کبرا دا و ما سلور کردنا دیاین نه باره زارو کیبو اگه دیج باره سه زارو کابو نو تو پنجی چوک شهید کردن یا نو تو ته موتو شهید کردن آج بچه تو جوان سانه هاگو یه سلور آوین و زارو که ما اون داد کن و زارو که ما محکوم دکن و زارو که ما اوتایی که واج بر چهای هفتون داد کن تلور اول بانگامش دولت آتی کی رهایا حتی دملا خوی نام هایا امیر پای هستی خوبن امیر پای خو برای خو زارو که خوبن ام جوی دعوی نام کردن و سری حالی دژیه ام بارشت خوادی
çiçeklerimizi, karanfillerimizi denize atarak kayıplar nerede, failler belli, mutlaka yargılansın diyoruz. Hakikat ve adalet istiyoruz. Ve hakikat adalet mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi bir kez daha dile getirerek. Cumartesi anneleri yalnız değildir. Cumartesi anneleri yalnız değildir. Cumartesi anneleri yalnız değildir. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Kimi zaman gözaltına alındı, yargılandı ama ısrarımızdan bir an için bile olsa vazgeçmedik. Nasıl vazgeçelim? Onlar bizim göz bebeğimizdi. Gözaltında kaybedilen sevdiklerimize dokunamıyoruz ama her cumartesi onların resimlerini gururla taşıyoruz. Mezarlarına çiçek koyamıyoruz ama her cumartesi onlar için Galatasaray Meydanı'na bir karanfil bırakıyoruz. Bu gelenek kuşaktan kuşağa aktarılarak sürüp gidecek. Galatasaray Meydanı'na bakan her göz, o meydandaki her taş, devletin bu büyük utancının ve cumartesi annelerinin direncinin tanığıdır. Birinci haftamızda kamuoyunun karşısına tek bir taleple çıkıyoruz. Kayıplarımızı istiyoruz. Karanfillerimizi Galatasaray'a değil, sevdiklerimizin gerçek mezarlarına bırakmak istiyoruz. Doğdukları, yaşadıkları topraklarda bir izleri, bir mekanları olsun istiyoruz. Birinci haftamızda bir kez daha ilan ediyoruz. Sevdiklerimizi bulana kadar onları aramaktan vazgeçmiyoruz, vazgeçmiyoruz, vazgeçmiyoruz.